Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarının bu maddesinin 5. fıkrasında COVID-19 salgınından bahsediliyor ve bu nedenle açık cezaevinde bulunan veya kapalı cezaevindeyken açık cezaevine geçmeye hak kazanan tüm hükümlülerin 31 Mayıs 2027'deki isim sayılması düzenleniyor. Yani bu tasarının maddesi, bu maddesi ilgili madde kaleme alınırken salgın hastalık tehdidi dikkate alınmış. Ülkemiz salgın hastalıkla mücadele ederken tartışmakta olduğumuz bu madde ile cinsel saldırı TCK madde 102, çocukların cinsel istismarı madde 103, reşit olmayan da cinsel ilişki madde 104, cinsel taciz madde 105 ve terör suçları dahil suçları işleyenler 31 Mayıs'a kadar izin yoluyla geçici olarak salınabilecekler. Tasarının 48 ve 49. maddesinde cinsel suçların hükümlüleri ceza indirimden muaf tutulurken, işte bu tartışmakta olduğumuz 53. maddeyle bu suçlar içinde karın önünü açacak bir kapı aralanıyor. Temiz aşamasında yahut temiz bozması sonrası halen yargılaması devam eden ağır cezalık pek çok suçun faili bile 53. maddeden yararlansınlar isteniyor. Ülkemiz salgın bir hastalıkla boğuşuyor. Pek çok yurttaşımız, hekimimiz, sağlık personelimiz koronadan vefat ediyor ve Gazi Meclisimiz tecavüzcülerin, çocuklarımıza ve kadınlarımıza kıyanların, teröristlerin, asker ve polis şehit eden yapıların, mensuplarının korona izni kapsamında bir an önce cezaevinden izinle çıkarılmasını tartışıyoruz. Torba kanun diye tabir edilen ve içine doldurulan öteberiyle dirliğimizi, milli vicdanımızı, hukuka inancımızı rencide edebilecek yasalarla bir ülkenin temel normları olan genel ceza yasalarıyla oynanması bir faciadır. Özellikle ceza yasaları siyasetin oyuncağı olmamalıdır. Firar ederken hudutlarda yakalananlar dahil bu düzenlemeye göre izinli olarak salınabilecekler. Savcı şehit eden terörist örgütün mensupları, infaz savcılarımız henüz cezaları dolmadan bu hükme göre izin belgesi düzenleyebilecekler. Değerli milletvekilleri, yasalar sadece iki gerekçeyle, iki büyük ihtiyaçla yapılır. Toplumun ihtiyaçları ve çağın gerekleriyle yasalar oluşur. Başkanlık rejimiyle budanan milletimizin yasama yetkisi sadece iki sebeple ve titizlikle çalışarak kullanılmalıdır. Türk milletinin ihtiyaçları ve çağın gerekleri uyarınca kanunlarımızı güncellemeliyiz. Ülkemizin sorunlarını çözmek için yasalar çıkartmalıyız. Ancak tecavüzcülere, zorbalara, canilere kapı aralamamalıyız. Çok ağır bir krizle muhatap olunan bu dönemde toplum düzenini bozan, vicdanları kanatan, ocaklara ateş düşürenleri bir an önce cezaevinden çıkarmak acaba doğru bir iş mi? Sokağa çıkma yasağının geç duyulması ile dahi pek çok suçlu polisimize, jandarmamıza saldırdı. Bunları birlikte gördük. Teröristler, sapıklar korona izni nedeniyle duracak, suç işlemekten vaz mı geçecekler? Başta gazeteciler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları dahil muhalifleri sudan sebeplerle tutukluyorsunuz. Eleştiri ve sorgulama hakkı kullananlarını korkutmak için tutuk evlerini, cezaevlerini kullanıyorsunuz. Diğer tarafta korkunç suçlar işlemiş suçluların firar etmesine imkan verecek bir düzenleme yapıyorsunuz. Kaygımız isin kisvesinde sapıkların ve teröristlerin sokağa salınmasıdır. Böyle büyük bir tehlike yerine cezaevlerinin sağlık koşullarının, disiplininin ve güvenliğinin sağlanması gerekir. İyi Parti'nin yasa tasarısının geneli ve özellikle bu 53. madde konusunda sunduğu muhalefet şerhinin altını tekrar çiziyoruz. İyi Parti, milletten aldığı yetkiyle hukuka, vicdana, milletin ihtiyaçlarına göre tarihsel yol gösterme görevini bu tasarıyla ilgili bir kez daha yapmıştır. Genel Kurulu saygıyla selamlarım.